Her deniz kızı zengin değildir. Örneğin Ivy. Para kazanmak için el ilanları dağıtmak zorunda. Genellikle de sevgili bulma kartları. Keşke o ilandaki zengin adamla tanışabilseydim. Görünüşe göre Olivia da aynı şeyi düşünüyor. O denizin en zengin deniz kızlarından biri. Ama maalesef müzmin bekar. Zengin bir adamın kalbini kazanmak için Ivy sosyete gibi görünmeli. Ama zengin görünmek zordur. Eğer fondötenleriniz kurumuş ve makyaj çantan artıklarla doluysa. Neyse ki Ivy'nin küçük bir yardımcısı var. Vincent, deniz anası. Vincent zengin ve popülerdir. Ve Ivy'nin kankisi. Onu gerçek bir sualtı güzellik kraliçesine dönüştürecek. Bu Vincent için çocuk oyuncağı. Deniz anası kollarıyla her şeyi şipşak hallediyor. Birkaç dakika sonra Ivy ışıl ışıl ama bir şeyi kaçırıyor. Ruj gibi. Maalesef ruj kötü durumda. Tıpkı diğer tüm makyaj çantasındakiler gibi. Vincent yardım etmek için burada. Onları şişirmek için Ivy'nin dudaklarına dokunup yakar. Of, yanıyor. Ama güzel ve dolgun görünüyor. Deniz anası makyaj yapmakta harikadır. Bay bay. Olivia'nın makyaj yaparken herhangi bir problemi yok. Bütün makyajını kendisi yapabilir. Ancak bu ayna yeterince iyi değil. Çok küçük. Ve Olivia'nın tüm güzelliğini göstermiyor. Yenisine ihtiyacımız var. Hızlı sualtı teslimatına ihtiyacınız varsa yengeç kargoyu aramanız yeterli. Okyanuslar arası nakliye hizmeti. Özenle seçilmiş uzman kuryeler. En azından reklamların söylediği bu. Gerçekte bu tür işler bir yengeç için zordur. Yine de bu işlerle başa çıkabiliyor. Ekmek parası ne de olsa. Bu sefer büyük bir ayna taşıyorlar. Olivia'nın evine aynı gün gönderim sağlayacaklar. Olivia beklemekten yoruldu. İşte kapıdalar. Yengeçler ona beklediği aynayı getirdi. Ama onu yanlış yere getirdiler. Yengeç kargo yine kargoları karıştırdı. Yengeçliğiniz zaten bir zemin aynası var. Neden ikinciye ihtiyaç duysun ki? Zavallı yengeçler yeniden denemek zorunda kalacak. Ivy'nin paraya ihtiyacı var ama hiç kalmamış. Yeni bir iş bulması gerek. İyi bir fırsat buldu. Dadı olmak. Güzel maaş. Bu güzel olacak. Görünüşe göre bu balık anne tatile gidiyor. Ve anne evde değilken Ivy onun küçük yavrularına bakmak zorunda kalacak. Ama o kadar eğlenceli olmayacak. Yavru balıklar çok sıkıcı. Tek yaptığı onları beslemek ve yatağına yatırmak. Hiç eğlenceli değil. Ama en azından iyi kazanıyor. Buna değer. Gelecekteki kocanızla tanışmadan önce iyi bir kahvaltı yapmalısınız. Olivia klasik ve pahalı bir kahvaltı yapmaya hazırlanıyor. Altın çakıl taşları. %79.60 saf altın. %40 balık yemi. Üzerine balık sütü dök ve bitirdin. Şampiyonların kahvaltısı. Ama bir şey eksik. Dalgıç başka hangi seçenekleri önerebilir? Zengin deniz kızları bu teslimat hizmetini kullanmayı çok seviyor. Herkes için bir önerileri var. Farklı solucanlar. Egzotik sentetik deniz yosunu. Ve mercan şekeri. Seçim yapmak zor. Yani Olivia hepsini satın alıyor. Burada kesinlikle iyi bir şeyler bulacak. Olivia o kadar çok yedi ki uykuya daldı. Hey, kocayı ancak rüyanda görürsün. Ortalık dağınık. Hizmetçisini çağırması gerek. Hayır, zaman yok. Olivia eşyalarını kendisi toplayabilir. O kadar zamanı yok sanki. Mecburen kendisi topluyor. Pılı pırtı zaten burada. Ivy taksi tutamaz. Bu yüzden toplu taşıma kullanıyor. Genellikle geç kalıyor. Ama sorun değil. Yavaş ama en azından yürümesi gerekmiyor.
Ivy boş zamanlarında genellikle aşka gelir. Oh wow! Bu deniz adamı çok atletik. O kadar iyi ki. Hem de deniz adamı. Wow! Onun için yeterince fit olmam lazım. Ivy egzersiz yapmak zorunda kalacak. 100 kuyruk mekiği. 2, 3, 99. Su altında çalışmak zor. Belki pes etmelidir. Ama şu deniz adamına bakarken ihtiyacı olan tüm motivasyon bu. Resmini kuyruğuna bantla. Ve işe geri dön. Olivia bir deniz cadısından yardım isteyecek. Hoşlandığı çocuğu bir şeyle etkilemek istiyor. Belki güzel insan bacakları. Deniz kızları gerçekten insan vücudunun parçalarını severler. Olivia'nın dileğini doğru bir şekilde ifade etmesi gerek. Ops! Ursula yanlış anladı. Ve kollarını bacaklara çevirdi. Şimdi her şeyi geri koyması gerek. İyi ki sigortası var. Olivia, Try and'le tanışmaya hazırlanmakla meşgul. Ama evi çok dağınık. Bir temizlik servisini araması gerek. Zengin bir deniz kızı kendi evini kendi temizlemez. Bunun için hamsileri var. Bu adamlar profesyonel. 24 saat çalışacaklar. Gevşeklik yapmadıkları sürece. Koru için her şeyi yapacaklar. Wow. Ancak bu ikisi özellikle normal balık yemi yemeyecek. VIP temizlik hizmetinden geliyorlar. Olivia'nın üstesinden gelmek için bir yolu var. Acaba ne? İşte seçkin yemeğiniz. İçinde altın var. Hamsiler bayılıyor. Evet, çalıştıklarından fazlasını yiyorlar. Ivy hala iş arıyor. Az önce ilginç bir şey buldum. Bu sefer evcil hayvan bakıcılığı. Ivy işi aldığında hiçbir fikri yoktu. Vahşilerle uğraşıyor olacak. Salyangozlar! Evcil bir salyangoz sahibi olmanın anlamı nedir? Neden birileri onları besler? İnternete bir göz atalım. Aa, görünüşe göre salyangozları cilt bakımı için kullanabilirsin. Olivia kuyruğunun daha iyi görünmesini istiyor. Böylece deniz tabanındaki en moda butiklerden birine gider. Balık annenin özel ilkbahar yaz kreasyonu dükkanındayız. Ucuz olanlar var ve en pahalısı satılmış. Yine de Olivia'nın giysiye ihtiyacı yok. Sadece fiyat etiketini alacak. Kuyruğuna koyduğunda herkes giysisinin ne kadar değerli olduğunu bilecek. Ivy yeni bir şeyler almaya geldi. Balık anne Ivy'den pek emin değil. Böylece eski, yıpranmış giysileri sunuyor. Bir deniz kızının görünüşüne göre yargılama. Ivy yeterince para kazandı. Tamamen yeni bir giysi satın almak için nasıl ödediği önemli değil. Aman tanrım, o deniz adamı mı? Ivy ile mi ilgileniyor? Hayır hayır, o altın giysiyi görmek istiyor. Aşk meşk ile hiç arası yok gibi. Ivy hala onun büyüsü altında. Deniz kabukları sorun değil mi adam balık? Ivy hepsini saymak ve kendine tekrardan yastık altı yapmak zorunda kalacak. Olivia fotoğraflarını deniz adamına göndermek üzere. En iyilerini seçmesi gerek. Bu bir şelalenin yanında. Bu altın bir inciyle. Ve bu onun Titanic'i batırması. Bu portföy bu adamın ondan hoşlanacağını garanti edecek. Ivy de fotoğraf seçmeli. İyi ki bir albümü var. Aa, çok fazla hatıra. Bunu ona gönderemez. Ama bir şeyler bulacak.
İzdivaç anı. Bu adam bir eş seçmek üzere. Ve sevimli deniz kızlarından hangisi onun kalbine dokundu? Bu ikisinin burada ne işi var? Yengeç kargo yine mi karıştırdı? Bir saniye. Bu Olivia'nın sipariş ettiği ayna. Bize denizin altındaki en güzel kimin olduğunu göstermek üzere. Bu Troy Ann. Deniz adamı seçimini yaptı. Kendine aşık. Yengeçler parasına bakıyor. Olivia ya da Ivy bir narsistle evlenmek zorunda kalacaktı. Ne kadar şanslı olduğunuzu bilmiyorsunuz kızlar. Ivy ve Olivia'nın hikayesi hakkında ne düşündünüz? Hangi deniz kızını daha çok sevdiniz? Bize yorumlarda yazın. Trom Trom Trick'ten yeni bir videoyu asla kaçırmamak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.